Sanayi Odası'nda yapılan bir toplantı olduğu için ben Sanayi Odası'nı o tartışmaların içine dahil etmek istemedim. Ve kendi konuşmamı kesip salondan ayrıldım. Çünkü orada yaşananlarda Sanayi Odası üyelerinin hiçbir dahli yoktu ve o insanların kongresini böyle bir şey için, böyle gereksiz bir şey için meşgul etmemek gerekirdi. Ama burada mecliste temsil edilen ana muhalefet partisinin başkanı olarak ve protokoldeki yeri bakanlardan önce gelen ana muhalefet partisi başkanı olarak ne yaşandığını meclisin bilgisine getirmek yükümlülüğü altında. Ben oradaki divanın yönetimi altında konuşma yapanlardan biriydim. Kendisi bana sayın diye hitap etmediği için artık kendisine sayın diye hitap etmeyeceğim Tatar, Ersin Tatar oradaydı. Ersin Tatar kendisinin bir işi olduğunu, o nedenle önce konuşmak istediğini söyledi divana. Nitekim oturumu yöneten, sekreteryasını yöneten arkadaş kürsüden Tatar'ı önce konuşmaya davet etti. İşini bitirsin de diğer işine yetişsin diye. Kendisi reddetti önce konuşmayı. Talebi yapan kendisi olmasına rağmen. Hayır, ben önce konuşmayacağım. Normal yerinde konuşacağım dedi. Sonra ben kürsüye çıktım. Kurumu yöneten Sanayi Odası'nın divanıdır. Divan başkanının bana yönelik hiçbir uyarısı olmadı. Ne uzattınız dedi, ne konu dışına çıkıyorsunuz dedi, ne başka bir şey söyledi. Ama yerinde oturan Tatar ve kendisi bana hala sayın diye hitap etmeye devam ettiği için kendisine sayın diyeceğim, Sayın Üstel, yerlerinden ikisi beraber müdahale ettiler. Konuştuğum konu neydi? Sanayi Odası'nın kongresinde iktisadi ve mali işbirliği anlaşmasını ve memleketin ekonomik durumunu konuşuyordum. Herhalde Sanayi Odası'nın kongresinde oturup da ağaçlardan, çiçeklerden, böceklerden bahsedecek değildim. Bu konuyu konuşuyordum. Ve konuştuğum sırada bana yapılan müdahale her ikisi tarafından, burası Türkiye eleştirme yeri değil ki, ben protokolde düzenlenen mali hükümleri sadece, siyasi yönünü de orası bir Sanayi Odası toplantısı olduğu için bir tarafa bıraktım. Sadece mali hükümler üzerine eleştiri yapıyordum. Ve bunun Türkiye'yi eleştirme olarak her zamanki gibi tercüme edilmesi çabasına Sayın Üstel ve Tatar tarafından tanık olmak durumunda kaldım. Ve bunun orada konuşulmaması gerektiğine divan değil o iki arkadaş karar verme noktasında gördü kendini. Ve ikincisinde de uzatma biz de konuşacağız müdahalesini yaşadım. Ki konuşmam da hiç de uzun bir konuşma değildi çünkü konuşmayı bitirme şansı bulamadım zaten. Konuşmamın yarısında konuşmamı kesmek zorunda kaldım. Sanayi Odası'nın üyelerine saygımdan dolayı. Bu haddini aşan, kelimeyi bilerek seçiyorum, haddini aşan tahammülsüz tavrı buradan bir kez daha kınıyorum. Ve şunu söylüyorum. Gerek protokolü, gerek ekonomik ve mali konularda yaptığınız icraatları eleştirmekten bizi böyle memleketi bölerek, parçalayarak, cepheleştirerek ve gerginleştirerek alıkoyamayacaksınız. Bu kadar açık söylüyorum. Ulusal Birlik Partisi adına kim yaptıydı, ne yaptıydı hiç beni ilgilendirmez. Ulusal Birlik Partisi kendi ambleminin olduğu yere sahip çıkar. Ulusal Birlik Partisi adına yapılan açıklamada da aynı şey var. Bilmeden, görmeden beni hedef alarak bunun üzerinden üstüne üstlük her zamanki taktikle Türkiye ile Sayın Tatar'ı özdeşleştirerek protokolde sanki kendi imzası yokmuş gibi kendini dışarıda tutup protokolle Türkiye'yi özdeşleştirerek her zaman uygulanan taktik, Türkiye'ye saldırmışım, Türkiye'ye eleştiri yapmışım. Ben Türkiye'ye eleştiri yapma, bu memleketteki uygulamalar açısından eleştiri yapma hakkımı saklı tutarım. Ama buradakiler de çok iyi bilir ki ben saldırmam. Ama siz eğer Ulusal Birlik Partisi olarak sahip çıkıyorsanız oraya, bileceksiniz Sanayi Odası'nda ne yaşandığını, kimin kime saldırdığını. Kimin kürsüde divanın müdahale etmediği konuşmaya yerinden müdahale etme hakkını ve haddini kendinde bulduğunu bileceksiniz.
Bunun üzerinden açıklama yapacaksınız. Ve siz bu memlekette getirdiğiniz yasa tasarılarıyla, buralardaki uygulamalarla bizim bu ekonomik sıkıntının içinde ekonomik mali konularda ve iktisadi ve ekonomik işbirliği anlaşması konusunda eleştirilerimizden vazgeçeceğimizi düşünürsünüz. Ve bunun da doğru olduğunu düşünürsünüz demokraside. Yani bulduğunuz çözüm ülkedeki ekonomik sıkıntıları ve bu en büyük ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemde imzalanan iktisadi ve mali işbirliği anlaşmasının tartışmasını engellemek için bu memleketin demokrasisini bir daha katletmektir. Budur bulduğunuz çözüm. Ha orada o insanlara saygımızdan sözümü söylemediysek sözümüzü, burada da söylemeyeceğimizi ve dışarıda da söylemeyeceğimizi zannetmeyin. Ne anlatıyorsaydım protokolle ilgili bu kürsüden anlattıklarımdı. Onun ötesine geçtiğim hiçbir şey yoktu. Bu kürsüden anlattıklarımı da burası bilir. Tekrar söylüyorum, bu haddini aşan tahammülsüz davranışları kınıyorum ve bundan sonra da bu davranışlara müsaade edeceğimizi de kimse zannetmesin. Hangi makamda oturuyor olursa olsun. Bunu da herkes şimdiden bilsin. Bizim Ulusal Birlik Partisi'yle sorunumuz yok. Yani sorunumuz çok. Fikir ayrılığı konusunda sorunumuz çok. Ama Ulusal Birlik Partisi bir seçimden çıktı, geldi burada oturur. Meclisin meşruiyetini de tartışmadık. Dolayısıyla Ulusal Birlik Partisi de bu meşru meclisteki meşru partilerden biridir. Ama Ünal Üstel Başkanlığındaki UBP, DP, YDP hükümeti gayrimeşrudur. Bunun da altını çizdik, söylemeye devam edecek. Herkes analitik düşünmeyi becersin, ayırabilsin neyin ne olduğunu ve ona göre tavrını geliştirsin. Öyle sizsiniz kışkırtan da, sizsiniz ülkeyi bölen de. Bunlar vallahi arkadaşlar bilirsiniz Soğuk Savaş döneminde tüketildi. Tüketildi, tüketilmiş şeyler üzerinden kaybedilen itibarı geri toplayabileceğini zannedenler varsa çok yanılıyor. Tam tersine kaybedilen itibardan kalan kırıntılar da yerle bir oluyor bu davranışlar çerçevesinde.